İyi şarap nedir abi? Öyle bir soru sordun ki şimdi. Şarap konusunda bağlı? bir damak zevki oluşabilmesi için kaç kadeh şarap içmiş? 10 bin kuralım var. Evet ticari şaraplar içerisinde bunları için dedikleriniz hangileri sizin? İçtiğiniz hayatınız boyunca en güzel şarap hangisiydi? Kırmızı ve beyaz ayıralım istersen. Kırmızıdan başlayalım. Şarap kadehi mesela tutma diye bir şey var mı? Mesela şöyle mi tutmak lazım? Şarap konusunda ciddiyseniz bardağa ciddi bir yatırım yapmalısınız. Efsanesi doğru mudur? Yanlış. Rakı mı yoksa şarap mı daha iyi bir yemek eşlikçisidir? Yani. şaraba hiçbir şekilde buz atılmaz. Mı? Kötü şaraplara, kötü e, roze şaraplara. <laughs> ben atıyorum. Atılmazmış demek ki abi anladığımız <laughs> Ben yaptım oldu. Yani. İyi şaraba atılmaz anladım kadar. Yok o yengem atıyor çok güzel. Biraz portakal suyu koyuyor biraz <laughs> Hangi yemeklerin mezelerin yanında şarap içilir? Pizzanın yanında şarap içilirken pideyle neden şarap olmuyor? Yanlış soru olması lazım. Olmaması bizim ayıbımız. Altta harika ne sene. kadar mesela pahalı dediğiniz şarap? E, e, bu 7500 dolar var. İnanılmaz keşke içmeyi sataydınız abi. E, e yok. Ben onu <laughs> Vedat abi mavi ekran verdi gördün mü? <laughs> Kafa TV'ye hoş geldiniz. Vedat Milor'la birlikte Damak Zevkindeyiz. Sevgili seyirciler Damak Zevkinde bugün programında masanın üstündeki Bardaklardan da anlayacağınız gibi şarap konuşacağız. Benim hiç bilmediğim, hiç olmadığım, son derece cahil bir ruh haliyle sizi dakikalarca dinleyeceğim programa başlıyoruz. İyi şarap nedir abi? İyi şarap, öyle bir soru sordun ki şimdi. Şey gibi bir soru, iyi felsefe nedir? Yani gerçek gibi bir soru. Şimdi her şey önce iyi şarap diye bir şey vardır. En büyük palavralardan biri. Herkesin hoşuna gider bu ama işin doğrusu değil. Sen ne seviyorsan o iyi şaraptır demek kolay. Kolaya kaçarsın. Herkes mutlu olur. Bu şarap konusu benim için hep tehlikeli bir konu. Çünkü belki de en iyi bildiğim konulardan biri hayatta. Çok uzun süre üstünde durduğum. O yüzden... Herkesin hoşuna gidecek şeyler söylemiyorum. Doğruyu söylüyorum, bildiklerimi söylüyorum. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. O yüzden bana birçok kişi çok kısıyor. Burada da söyleyeceğim. Şimdi şarap konusu hayattaki birçok konu gibi çok kompleks, çok derin bir konudur. Aynı senin yaptığın iş gibi, radyo, televizyonculuk yapmak gibi, fotoğraf çekmek gibi, çok iyi, iyi mimar olmak ya da iç mimar olmak gibi çok ciddi bir konudur. Hayatta hiçbir konuda derinleşmemiş çok insan var. Ve bunlar çoğunluktadır. Ve onlara göre her şey kolaydır tamam mı? Vedat Minor'un yaptığı nedir ya? Ben de iki tane köfte yerim. Bu yağlı, bu yağsız, bu olmuş, bu olmamış. Ne ya o adam ne yapıyor yani? Neymiş? Ben de yaparım onun yaptığı işi. Git otur ve işte saçma sapan sorular sor. Şu ne bu da falan. Ee, ne yani hani şeyde hiç şey şarapta da çok kolaydır. Hayat şarap. Bir video vardı ya abi. Var mıydı? Birine soruyorlar. İlber Ortaylı soruyorlar. Evet. Adam bir yerde, biri yerinde yani. soruyor. <laughs> ne yapıyor ya İlber Ortaylı diyor ya? Tarih ne tarih ya? Yani, yani. Ben ne, de bilirim Nedir ya. abi? Tabii muhakkak biliyordur <laughs> ya. Yani ne yapıyor hakikaten? Ne yapıyor? Kim o? Böyle. Şarap işte böyle. O yüzden benden kolay, iyi şarap. Yani sen geliştikçe bir on bin şişe içtikçe damak zevkinde varsa herkesin yoktur. Yüzde doksanı. Yavaş yavaş oturacaktır. Anlayacaksın. O zaman şunu anlayacaksın ki tek bir şarap yok tabii ki. Yani çok farklı kategoriler var, farklı şeyler var. Nasıl tek bir filozof yoksa dünyada. Yani her üzüm türünün, her bölgelerin falan en iyileri var. Kesinlikle iyi şarap diye bir şey var ve şunu göreceksin. İyi şarap entelektüel şarap. İyi şarap tek tuzu olmayan, damakta giderek değişen, sana ciddi zevk veren ve adeta seni filozof, kendine filozof hissettiren şarap ama bunun Nasıl algıladın? Tamamen senin şeyine bağlı. O şarap konusunda bir damak zevki oluşabilmesi için kaç kadeh şarap içmiş olmalı? Bana lazım göre mi? benim 10.000 kuralım var hani 10.000 saat, 10.000 rahat bir 10.000 şişe içmiş olmalı. 10.000 şişe bir de. Evet, rahat. Yani en azından bir 10 sene falan geçmesi lazım. Hani senede bir bak bilmiyorum. Bir de delinebiliyor. Yani 8 arkadaş bir araya geliyor. Çeşitli şaraplar şaraplara deliniyor yani. Her tek başına içmen yani bunların. Tanına bakman lazım. Kategorilerin oturması lazım. Şunu görmen lazım mesela. Şey diye, şardone diye bir şey yok. Öyle bir üzüm var ama o kadar farklı yerlerde o kadar farklı sonuçlar veriyor ki. Şardone üzüm türü dünyanın en kötü şaraplarından tut da yani inanılmaz beyazlarına kadar. Çok geniş bir yelpazeye oturuyor. Bu farkları göreceksin. İklim farklarını, teruar farklarını, şarabın yıllandıkça ne olduğunu göreceksin. Kategoriler oturacak. Bu çok zaman alır. Buna yani... ...başlayıp olgunlaşmak en az 10-15 sene alan bir süreç yani. Sizin Türk şarapları ile ilgili açıklamalarınız çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Evet. Türkiye'de iyi şarap yapılıyor mu? Çok nadir ama yapılıyor. En iyi Türk şarapları hangileri mesela? Çok zor. Şimdi bir şunu söyleyeyim bu tak diye ad vermeden. Şimdi iyi şarap çok zor bir şey. Çünkü iyi şarap yani bir çocuğu doğru yetiştirmek gibi. Çok zor bir şey. Konuşmak kolay. Çok özen göstermek lazım her şeyden önce çok büyük ölçekli şarap yapılınca iyi şarap yapılamıyor. Neden? Çünkü şarap neden yapılır? Üzüm. Üzüm. Üzüm nereden gelir? Bağdan. Ha. Her şey önce bağcılığa çok önem vereceksin. Bir, bağ doğru yerde olacak. Doğru teruarda bir üzüm için. Yani bir, her bağda, her üzüm birçok bağ bir kere şarap için uygun değil. O toprak belki pamuk Ekilebilir ama şarip için uygun değil. Önce o teruarın, toprağın, iklim koşullarının uygun olması ve doğru üzümlü olması lazım. Bu bir. İki, bağın eski olması lazım. Çünkü bağ yıllandıkça, eskidikçe, yaşlandıkça diyelim kökleri derini iniyor ve aynı başka şeyde sebze, meyve falan olduğu gibi daha oradaki nütriyenlerin mineralleri çekiyorlar ve verim daha düşük oluyor. Çünkü daha strese giriyor. O yüzden daha yoğun, daha lezzetli oluyor. Yani bağ en azından 8-10 sene önce şarap yapılmaz, 20-30 yaşında olması lazım. 3. İyi bağcılık olmaz için bağ iyi bakacaksın. Suni gübre kullanmayacaksın bir kere. Gerçek şey kullanacaksın, gübre kullanacaksın. Kesinlikle pestisit, insektisit falan kullanmayacaksın. Hiçbir kimyasal kullanmayacaksın. Ee, bağcılık çok önemli çok yüzde doksanı, yüzde Ondan sonra şarabı yaparken de fermante ederken en önemli şeylerden bir tanesi, belki de bir en önemlisi doğal maya olması yani üzümün kendi mayası. Şimdi bunu yaparsan doğal maya çok az yerde sonuç veriyor. Böyle soğuk olacak orası, küflenmiş olacak, soğuk şey, ıslak ve çok eski örümcek ağları bağlamış falan. Böyle modern şaraphanede, modern yöntemlerle ısıyı falan kontrol ederek, kompüterlerle, şunlarla, bunlarla yani Amerika'da öğretilen Davis'te türlü endüstriyel şarap yapılıyor. Şimdi bizdeki şarap üretici çok büyük ölçekli. Şarabın çabuk yapılması lazım. Öyle doğal fermentasyonlarına uğrayacak zamanları yok. Arada deneme yapıyorlar ama or ora uygun şeyleri yok. E, fabrikaları yok. E, belki de o iklim ona uygun değil. Tabii ki e, şey tarım yapıyorlar. Endüstriyel tarım yapıyorlar. Tarımda çok suni gübre kullanıyorlar. Hazır ve kötü maya kullanıyorlar. Dediğim gibi bol miktarda pestisit var. Bol miktarda sülfür kullanıyorlar. E, Hatta olmaması için sülfür kullanılır. Ama çok az miktarda olması lazım ve en son aşamada kullanılması lazım şey çok temiz olacak Bizde çok hastalık olduğu için her aşamada kullanıyorlar. Bütün bunlar bir araya geliyor. Zaten çok büyük ölçekli yapılıyor şarap. Benim meta şarap dediğim endüstriyel şarap ortaya çıkıyor. Gerçek anlamda artisanal şarap yavaş yavaş başladı. Daha natural. O da kolay değil. Çünkü onun da teruarın önemli bir ögesi de know-how. Yani işin şeyin gelişmesi, gelenek. Bizde şu anda başladı. Çünkü büyük bir kopukluk var. Şarabı yapanlar daha çok azınlıklar, Hristiyanlar. Onların ülken gitmesiyle bugüne kadar büyük bir kopukluk var. Çok genç bir kuşak. Yeni başladı. Yani natürel her şarap da güzel olmayabiliyor. Bir de zaten yan bağ endüstriyelse, o bağ mahvolmuşsa zaten, senin natürel şarap yapma mümkün değil. Bu yüzden sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde yapılan şarapların ben, %90'ı meta şaraptır diyorum. Endüstriyel şarap. Endüstriyel. Türkiye daha da yüksek bu olarak. Bütün bunların bir araya gelmesi şey lazım. Bir şey daha ekleyeyim burada. Şimdi Türk üzümleri, Türk üzümleri diyoruz tamam mı? Boğaz öküz gözüdür, kalecik karasıdır, şudur yenileri de çıkıyor. Bunların mayası yok daha Türkiye'de. Hiçbir uğraşmıyor. Bunlar Bunlarla hep şey kullanılıyor. Ne bileyim mesela adam Boğaz kere yapıyor. Fransa'dan merlo, en ucundan merlo mayası kullanılıyor. Papaz karası yapıyor. Papaz karası diyorsun, Kaberne mayası kullanılıyor. Daha kendi mayamızı bile geliştiremedik. Bunun olması için araştırma laboratuvarı olması lazım. Üreticilerin, devletin ve e, üniversitelerin o üçgen bir araya gelip çalışması lazım. Ve her şey önce ticari şarap yapılmaması lazım. Bütün bunlara rağmen, zaman zaman ülkede güzel denemeler oluyor. Mesela Ülke. Kim, kim? Ha ne? Şimdi birkaç ne? şey bunları söyledikten sonra. Çok eskiden başlayayım. İlk bedi Kavakta'nın yaptığı bir iki ilk başta yaptığı Gamaylar hoşuma giderdi. Daha önce Tekel'in yaptığı bir iki ilginç şarabı denedim. Ama o bağları artık yok. Onu yapanlar yok. Yakın zamanlarda 2000'de falan Dolucan'ın Karma çok iyi bir öküz gözü kabarne denemiştim. Şimdiki yeni zamanlarda dediğim ilginç şaraplar. Ee, bir tanesi Neferiye şey var şahlar Orfos lokantanın iki sahibi, iki kardeş daha çok böyle sarmaşıklardan, eski bağlardan, ağaçların üstündeki şeylerden falan bulduğu üzümlerden yüksek rakımda gece gündüz farkının e, çok olduğu yerlerde bir iki ilginç üzüm buldu mesela bir roze bir şarap yaptı çok en, enteresan 3- dört tane ilginç şarap yaptı Neferiye Paşeli'nin ben bazı düzgün şaraplarını gördüm. Büyülü Bağ'da Alp güzel bir kabernet frank yaptı. Bağ genç ama doğal mayadan yaptı. Bir de çok çok enteresan ve bir, biraz acıklı bir hikaye. Belki de en beni etkileyeni Karinyan. Çünkü eskiden bunlar Türk toprağında vardı. Daha sonra moda diye bunlar kökünden sökülüyor. Kabernet soy falan ekiliyor yerine. Böyle böyle bizde çabalar başladı. Şimdi natural şarap yavaş yavaş yapılmaya başladı. Yavaş yavaş küçük çabalar var. Şeyler var yani zamanla olacak. Fakat şunu gördüm ben, bu arada ben de epey bir program yapmıştım bir arkadaşımla e, internette. Biz 30-50 sene önce yaptık. Belki daha sonra bunlar anlaşılacak. O yüzden ama e, şeyde o kızdı bu kızdı falan bu önemli değil. Yani birilerinin doğruları söylemesi lazım ve şununla anlaşılması lazım. Yani <laughs> biz Türk şarabı diye içiyoruz. Türkiye'de yapılması önemli değil. stilde ve commercial yapılırsa... Bana göre yani asıl şey burada yine milliyetçilik mutfakta olmaz, şarapta hiç olmaz. Bence sonunda şahsiyetli teruar şarapları var. Ee, ticari olmayan şaraplar var. Bir de ticari şaraplar. Ticari şarapların da tabii daha iyileri var. Alarında daha içilebilenleri var. Sen hiç içmiyor musun desen tabii ki zaman zaman içiyorum. Mesela ticari şaraplar içerisinde o daha iyileri hani bunları için dediklerini hangileri gelirsin. Yani mesela ben dediğim gibi şey yapıyorum. Büyülü bağ düzgün şaraplar yapıyor. Suğla düzgün şaraplar yapıyor. Paşeli dedim. Bazen e, düzgün şaraplar yapıyor. Arda. Mesela geçen gün içtim. Gayet düzgün şaraplar yapıyor. Umur Bey'in Soyun'unu gayet düzgün. Yani, Arda marka mı Arda? Arda marka evet. Çok da düzgün Umur biri Evet. Hı -hı. Umur Bey. O da Tekirdağ'da yapıyor. Ee, şeyin bir iki, Çamlıcan'ın bir iki şarabı beğendim. Yani İsa Bey hepsinin. var galiba değil mi? İ İsa Bey var evet yani. Urla mı abi o? Yok. İ İsa Bey şey sevilen bildiğim kadarıyla evet, evet. var. Yani onların da bir iki düzgün. Yani ara sıra her markadan hemen hemen içebilir. Dünya en iyi şarabı kim yapıyor? Biz abi? E Fransızlar. Yani bu konuda özellikle Riesling'de Almanlar. Fakat yani Fransa her şeye rağmen yani en üstüne gitsen, en üst seviyeye gitsen. Tabii ki çok iyi şaraplar var. İtalya'da, Avusturya'da, Avustralya'da ikisinde de. Hatta Şili'de, İspanya'da şimdi çok çıkmaya başladı. Çok iyi şaraplar Portekiz'de çıkmaya başladı falan. Ama Almanya dediğimi Riesling özellikle çok çok üstün şeydi ama Fransa açık arayla bir numaradır. İçtiğiniz hayatınız boyunca en güzel şarap hangisiydi? Kırmızı ve beyaz ayıralım istersen. Kırmızıdan başlayalım. Kırmızıdan başlarsak her şeye rağmen dünyanın en çok öne çıkan e, bölgeleri gerek Cote hepsi farklı şey Bordeaux ve Burgonya. Burgonya daha aromatiktir, daha ince kabuklu bir üzüm ama iyi yıllanıyor, belki en baş döndürücü aromalara ve şey sahip çok meyvemsidir. Orada yani unutamayacağım mesela bir şarap onu ama artık bulunamaz yani. Henri Jaillet diye şimdi öldü bir üreticinin yani Domaine Romain Conti, Le Domaine Le var ama Henri Jaillet'in 1978 Von Romain'e Croparantus'unu içtim bir kere yani orgazmik dedim benim. Bir, bir, şarap. Ordo tabii ki çok şey. O büyük markalar var. Orada tek bir şarap şey yapamayacağım, öneremeyeceğim. Yani işte Petrus'u, Lafitte, Latour'u, Palmer'ı iyi hepsi çok iyidir. Ama yine bir kere şey içmiştim. Çok tesadüf olarak Fransa bir lokantada. 1945 Chateau Ozon içmiştim. O Saint-Emilion'da. Sonra gezdim ozonu o başımı döndürmüştü kompleksiyle böyle topraksı kokularıyla derinliğiyle inanılmaz elegansı zerafetiyle başımı döndürmüştü ha bir kere de 1870 lafı içmiştim onu 1870. unuttum 1870 o da muazzamdı hemen şeyde o bordoda 61'de yani e, onun da sıra e, Grenache falan bir yerde benziyor kokulara Grenache'ın Grena çok bir mutlu edici, içini ısıtıcı. Bir yerde Pinot Noir gibi yuvarlak, meyvemsi, öte yandan stüktör olarak belki daha bordeaux yakın falan. Çok güzel şeyler var. Daha çok Hint tipi diyeceğim baharatlar gelişiyor falan şarapta. Çok uzun bitimi. Bu tip şarapları içerken zaten gözünü kaparsın. Bir de bir şarap iyi yıllanırsa ki çok az iyi yıllanır. O tabii tanenler eriyor tamamen. Şarap çok daha böyle bir senfoni gibi, bir gürültülü bir müzik gibi değil de bizde lokantlarda, hmm. diskolarda çalınan. ve çok hafif bir melodi için ama çok güzel bir melodi. Gözünü kapıyorsun böyle. Hafif hafif senin devamlı okuşuyor. Küçük nüanslar, küçük notalar. Son derece harmoni açısından çok zengin. İyi yıllanan bu şaraplar o özelliklere kavuşuyor. Fakat kendi şahsiyetlerini kaybetmiyorlar. Yani pinonuar Noir, pinonuar Noir olarak, sira sira olarak, grenache grenache olarak kalıyor. Bunlar kırmızı. Beyaz farklı bir konu. Beyaz, beyaz şey beyaza geçmeden size şey sormama izin verin. E, parası var adamın ya da bir hanımefendinin. Kırmızı şarap içecek, iyi bir şarap içmek istiyor. Ama böyle çok da işte dediğiniz gibi böyle hani 1870'ler falan kadar değil de daha normal ama iyi bir şarap içmeye gönüllü. Ne tavsiye edersiniz ona? Git şunu al şunu bul. Türkiye'den de bulabileceği İtalyan çok iyi bir merlo vardır. Messorio. Hmm. Macchiole üretici. Bolgeri de yapılıyor. Mesela çok aşırı pahalı da değildi. Tesadüfen iki ya da üç akşam önce içtik. Ulaşılabilir Fransız şarapları içerisinde önerdiğiniz var mı? Mesela Türkiye'de de bulunabilecek. Ben aslında aşırı başlayanların bojole ile başlamasını tavsiye ederim. Yani düşük alkollü şeyi anlamaları için. Ee, çünkü bojoleler hem meyvemsidir, iyi bir mojolere beyvemsidir. Hem de baharat yapıları vardır. Böyle kendini gizlemez, kusurlarını ...da gizlemez, hiçbir gizlemez. Alkolü biraz daha düşüktür. Tam kimler geliyor bilmiyorum ama... E, mesela şey... ...Kasım'ın üçüncü haftası... ...Bojole Nouveau çıkar. Ondan sonra Bojole çok yıllanmaz. Kaneni azdır. İnci çok ince kabukludur. E, gençken... ...içilmesi gerekir. Bence şarap sevenlerin, meyvemizi sevenlerin ...ama biraz da selin içilir onu söyleyeyim. Hmm. Bojole'yi yaman sıcak içmesinler. Şarap Kalabilir. konusunda ciddiyseniz... ...bardağa ciddi bir yatırım yapmalısınız. Efsanesi doğru mudur? E, yanlıştır. Yanlıştır çünkü bu bu da sonunda yani doğruluk payı var. Hani e, şey bir saat bile çalışma ilk kere doğruyu gösteriyor. Ama yani elbette güzel bir bardakla içmek istersin. İspanya'da birçok köye gidersen, İtalya'da damluska içersen su bardağıyla içersin. Gayet de güzel içilir. Ama şarap da insan güzel bir kadeh istiyor. Fakat bana göre ilk şu soruyu soracaksın. Şarap genç bir şarap mı, yıllanmış mı? genç şaraplar özellikle aromatikse biraz ters suni şeklinde olması lazım. Yani altta yoğunlaşacak. Şu. Üstü de. O mu o ya mu? da yanındaki şu şey, o. Kırmızıdan o. mı bahsediyoruz abi? Ben bunu hem kırmızı hem beyaz koyarım. Şuna. Evet. Peki. Kırmızı da olur, beyaz da olur. Beyaz belki bu daha. Yanındaki. Bir, yanındaki daha şey. Daha zor. Olabilir. Bence o ideal. O bardakta hem Pinot Noir hem sira hem aromatik üzümler yani öküz gözü, kalecik karısı hepsi olabilir çünkü altında yoğunlaşmış. Çok büyük değil. Bence bir zararı yok yani yeterli boyda. Şeyi oldukça kısa değil. Kadehin altı stem denen kısmı yani elle tutulacak kısmı. Çünkü biraz çevireceksin şarabı. Üstü de biraz açık aromanın çıkması için. Şarap kadehi mesela tutma diye bir şey var mı? Mesela şöyle mi tutmak lazım? Doğru. Evet, öyle tutmak lazım. Denir ki kırmızı şarapta bardağı salladıktan sonra o kenardan o taninler midir o aşağı doğru inenler damlalar. Onların yoğunluğu şarap kalitesini gösterir. Hayır. Değil mi? E değişiyor Hiçbir yani. şey doğru şeye göre yani yok değiş yani belki şeyi gösterir. Strüktürünü biraz daha yoğun olduğunu gösterir ama mesela yıllanmış şaraplarda hiçbir zaman o şey olmaz yani tanenler çünkü erimiştir zaten. Daha ince kabuklarda olmaz. Bence ne renk ne de o, o, o ayaklar için doğru. Mesela renk öyle bir şey ki üzüme göre değişiyor. İşte Pinot Noir'ın kalecik karısının açıktır rengi. Siranın daha koyudur. Kaberdinin korudur. İşte şeyin tanat üzümünün çok koyudur falan. Sonra rengi koyulaştırmak için çeşitli metodlar var. Bazı kimyasal bazı manipülasyonlar var. Koyulaştırabilirsin. E, renk mesela onu ben hep söylerim. Şarabın e, yıllanma derecesini gösterir ve bazen de okside olduğunu, bozuk olduğunu gösterir. Eğer çok kahverengileşmişse ya da aşırı koyuysa bir beyaz şarabın rengi, etrafı da kahverengi ise o şarabın artık geçtiğini yani. Kırmızı şeyini. şarabın daha geniş ve daha büyük bardaklarda içiliyor olmasının bir mantığı e var yani mı? Yani mantığı şu aşırı büyük, aşırı geniş bana çok imperial geliyor yani gösterişte böyle froci anlamda falüs simgesi falan gibi geliyor. Sevmiyorum, estetik olarak sevmiyorum çünkü. Sonunda şarap estetik bir şey. Fakat genç şaraplarda aroması yoğun diye hemen bir an önce biraz oksite olsun diye. Çünkü şarap bazen oksijeni azaltmak için Şimdi oksij şeyle redüktif yapılıyor birçok şey. Redüktif demek o ok şeyin tersi oksijen girmesin diye fıçılar devamlı top off derler ona yani tekrar şarap konu hiç oksijen girmesin oksijen girmesin. Halbuki biraz oksijen daha su çünkü oksijen girerse fazla okside olabilir şarap. Çok kişi onu sevmiyor. Ben severim yani ben hafif oksidatif şarapları, natural şarapların çoğunda oksidatif eleman var. Benim aslında hoşuma gidiyor. Kompleks, daha kompleks buluyorum bazen. Ama her şey bir derece meselesi ne kadar oldu oksidasyonun. Fakat çok redüktif yapıyorlar. Redüktif yapınca şarapları biraz havalandırmak lazım. Bunu da en iyisi bardakla yapmak. Yani aletle malet dedi böyle çalkalanmaz şarap yani. Bunu şeyle yapacaksın, bardakla yapacaksın. Önceden açacaksın, sürahiden geçireceksin, dekante etmekten durucu, duracak. Bunları yapamazsan eğer, Bunları yaparsan, 2-3 saat önceden açtın, süreden geçirdin, bence gerek yok o çok balon gibi bardaklara. Mesela bir Pinot varsa bu son bardak da olabilir galiba güzel, olabilir. Hmm. Yani ben onunla Chardonnay da koyarım yani. Şu ikinciye Riesling koyarım. İlki en küçüğü tatlı şarapları için ya da hmm. şeri için onu yaparım. Ama eğer o kadar vaktin yoksa yani yapacak, yani o anda açtın fakat çok genç bir şarap diyelim yani içtin. Bir borde içiyorsun ya da bir şey içiyorsun ne bileyim. Ya da kalpak içiyorsun, güç şey, güçlü bir şarap. O zaman e, o büyük bardakların faydası var. Bazı şehir efsaneleri var. Bunlar doğru mu? Mesela en iyi şarap yıllanmış şaraptır diyor. Yani hem doğru hem yanlış. Tabii ne kadar yıllanacağı değişir de genelde şarap kırmızı yıllandıkça daha şey olur meyvemsilik. Hmm. Daha şeyden böyle yaş meyvelerden daha kuru meyveler, daha kompostya doğru gider. Genç şarapta o varsa iyi bir şey değil o. Yani birçok insan onu seviyor ama çok genç şarabı açıyorsun şey reçel gibi. <laughs> o, o kötü. Yani ama biraz yıllandıkça ne bileyim yaş erikten kuru eriye doğru geçme falan görürsün. Tam zamanda yakalarsan o şarabı yani yıllanmış ama daha inişe geçmemiş. Doğrudur. Kırmızılar ortalama olarak daha çok yıllar. Kırmızı, kırmızı şarap oda sıcaklığında mı içilir? Her zaman doğru değil odaya göre tabii. Yani mesela daha ince kabuklarda olan şaraplar 16, 17, 18 derece. Bordolar bence 18, 19 derece idealdir yani. Şaraba hiçbir şekilde buz mı? Atılır. Yani e, mesela kötü şaraplara, kötü e, roze şaraplara <laughs> ha, ben atıyorum. Atılmazmış şöyle. demek ki abi anladığımız o. <laughs> e şey Provence'a git. O Provence rozeleri çok kötüdür. Arada daha iyileri de var ama herkes saint de falan hep böyle buz atarak içer. Niye olmasın? Ben yaptım oldu. Ya, <laughs> İyi şaraba atılmaz ama anladım. Yok. O da yengem atıyor çok güzel. Biraz portakal suyu koyuyor. Biraz atıyor. <laughs> Biz mesela at, açıyoruz en güzel şarabı. Diyelim şey geçenlerde ona izin veririm ama bir arkadaşımla birlikte Domen Romane Conti'nin Lataş'ı. Hiçbir şey anlamıyorum abi o yüzden B benden bir A şey anlamamın bekleyerek söylemeyin ben sadece anlaşım. şöyle yapıyorum size. Yani Lataş bayağı pahalı, bayağı özel bir şarap Romane Conti'nin 96'la harika ne bir sene. Ne kadar mesela pahalı dediğiniz şarap? E e bu 7500 dolar var. Şişesi? Evet şu anda. ha ben 100, 100 dolar almıştım <laughs> zamanında. İyi bir yatırım yapmışım. İnanılmaz keşke içmeyi sataydınız abi. E, yok. Ben onu <laughs> Vedat abi, mavi ekran verdi gördün mü? <laughs> <laughs> Şeyimi almış gibi olursun. E, Yaşamasa yani. mi? Aynen öyle. Rakı <laughs> <laughs> mı yoksa şarap mı daha iyi bir yemek eşlikçisidir? Yani bazı şeyler rakı gidiyor. Kenarda evde turşu vardı. Of kuru fasulyeyle sucuklu yaptık. Çok güzel kuru Vay böyle, bay turşu. Bay. Yani böyle turşu çok ekşi tabii şarabı öldürüyor. Abi turşudan sonra çok güzel bir göbek rakı içtim nefis gitti. O zaman sizinle bir rakı programı da yapacağız mecbur. Vallahi yaparız. Vallahi çok güzel. çok güzel yaparız. Benim de böyle daha konuşabildiğim, saçmalamadığım bir program olur en azından. Ama hakikaten içli köfteyle de o gün çok iyi gitti. Şöyle yaptık. Önce şey içli köfte vardı. Pardon, çiğ köfte vardı. Ay bir çok şey, güzel. Çiğ köfte ama gerçekçi kısır. Çünkü bulama yani kızım seviyor ama o şeyleri. Kısırla ve şeyle rakı içtik. Turşu ve sucuklu kuru fasulye. Arkasından da eşim çok güzel bir domates soslu ama gerçekten iyi şey yaptı ve hafif acılı, Arabiyat'a gibi. Güzel bir makarna yaptı. Onunla şaraba geçtik. Evet şaraba tamam. Onunla şaraba geçtik mesela. Beyaz şarap her zaman soğuk mu içilmelidir? Yok. Yani bazı beyaz şaraplar özellikle daha kompleks beyaz şarapları ben 14 derece falan içiyorum genelde. Yani mesela bir çok iyi bir Fransız beyaz burgonyası şarını içersen. buna karşılık mesela şampanya soğuk içilir. Aşırı yani kötüyse tabii aşırı soğuk olması iyi yine maskelersin onu. Ama kompleks bir beyaz şarabı bence çok soğuk içmek lazım. Yani 14 derece iyidir. Diğerlerini 10-12 olur yani 10-12 derece normal. Hangi yemeklerin mezelerin yanında şarap içilir? Güzel soru bu. Çünkü meze dediğimizde hep aklımıza gelen şey önce rakı içmek oluyor. E yani yoğurtla pek şarap gitmiyor. Enginarla zor, siyanit olduğundan enginarda. Ama patlıcanla, domatesle falan çok güzel gidiyor. Yani patlıcanla, sarımsaklı, domatesli mezelerle çok güzel gidiyor. Genelde tam karar veremiyorsan bazen iyi roze şaraplarda o tip bizim mezelerle çok güzel gidiyor. Mesela acılı yemeklerle de bazen roze ya da Lambrusco'nun sorbara denen hafif köpüklü çok güzel gidiyor. Yani hemen her meclisine göre yani. Bir insanın şarap seçimi bize ne anlatır? Kırmızı, beyaz ya da roze içiyor olması. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Çok az insan vardır ki ve çok az uzman yani getirin uzmanları. Gözlerini kapa ben onlara roze, beyaz ve kırmızı şarap koyayım. 10 şişe mesela 3-3-4 koyalım. Bilim hata yaparlar. Ciddi misiniz? O kadar ee, zor mudur diyorsun? ayrılması? Ç şarabına göre. Çok zor olabilir. O kadar herkes kendisine emin olmasın. Çünkü bazı roze şaraplar var gözü kapalı. Kırmızı dersin bazı beyaza roze dersin bazı kırmızıya beyaz dersin falan o çok olan bir şey. Çünkü dünyada çok gelişti bu şarapçılık. Fakat genelde bu yemeğe göre seçiyorsa sadece bilgi derecesini gösteriyor. Yani ne bileyim mesela domates soslu bazı yemekle iyi bir roze seçerse bu o insanın bence sofistikasyonunu gösterir hmm. yani hepsini seçebilir. E, yemeğin ne olduğuna bağlı soru. Pizzanın yanında şarap içirirken pideyle neden şarap olmuyor diye sormuşlar. Yanlış soru olması lazım. Olmaması bizim ayıbımız. Özellikle böyle şeyle pide pizza gibi e, hamurlarla özellikle köpüklü şarap ve non dozaj yani şeker köpükler harika gidiyor. Kavurmalı, mavrulmalı şeylerle de yağlı pidelerle kaberne, öküz gözü, boğaz kere falan çok güzel gider. Kesin olması lazım. Ben şahsen o yüzden mesela pideyi eve getirip yanında şarapla. Hiç, Şarap içerken asla yapma, yapmayın diyeceğiniz üç şeyini. Asla yapmayın diyeceğin içerken. En önemlisi bence şarap içerken çok iyi bir şarap içiyorsan o fazla konuşmamak. Onun zevkini çıkarmak böyle gözünü kapayıp şezlonga yayılıp falan orada huşu içinde ee, Ama çok romantik zekliyorum. bir akşam yemeğindesiniz ve çok iyi bir şarap söylemişsiniz. Nasıl konuşmayacaksınız? Ee, bazen konuşman daha anlaşılır yani. İşte bu. Tam bunu söyleyin diye soruyu sordum <laughs> siz de söylediniz. Çok gevezelik yapmıyorsunuz. Çok iyi şarap içerken İki, bence yavaş bence yavaş, bu, yavaş içmek hı. lazım. Yani azar azar keyfini çıkararak hele beyaz sabarda çok koymayın ısınmasın. Doğru miktarda koyup yavaş yavaş İçmek bence çok önemli. Yemekle şarap arasında hangisini ilk alacaksın, hangisini üçüncü de onu diyelim yani şey yapalım. Yemek şarap uyumunu anlamak için mesela tarama var önümde. Taramayı da bir şeyle birleştirdim. Mesela bir asirtikoyla ya da minerli bir beyazla. Bu şeyi anlamak için önce ekmeği sürdüm biraz taramayı, attım ağzıma. İlk taramayı atarım ağzıma. Onu bitirdikten hemen sonra şarabı ya onun da tadı kaybolmadan ama yerken değil. Yani tarımı eti çiğnerken daha değil ya da şey de olabilir bu dana pirzola da olabilir. Neyse yani o lokma bitsin biter bitmez alın ağzınıza. Şarabı atın. Orada şuna bakarım. Uyum. Ee, nasıl yani bir fark yaratıyor mu? O tarama ya da dana pirzola ya da levrek balığı daha lezzetli hale geldi mi? Hiçbir fark yaratmadı mı? Yoksa şarap tam tersine onun lezzetini azalttım çünkü bir dengesizlik var şarapta diyelim. O yüzden benim sistemim bu başkasına göre değişebilir. Önce lokma sonra şaraptır ama lokmayı bitireceksin fakat bitirdikten sonra çok beklemeyeceksin daha hala damağımda. Bu da üç diyelim yani üç şey sordun. Madem önce çok iyi şarapla fazla konuşmamak, ikincisi bardağı fazla doldurmamak, normal yudumu almak fakat o yudumu da hemen yemeği bitirdikten sonra almak diyelim. Son soru iyi şarap seçmek için Vedat Bey'den 5 tavsiye. Bir üzümü alırım. Mesela Chenin Blanc, benim çok sevdiğim bir üzüm. E, Fransa'da çok iyi Loire bölgesinde Sonyo'la birlikte farklı yerlerinde çıkıyor. E, i̇şte Türkiye'de yapılıyor. 5 farklı Chenin Blanc alırım. Mesela beyaz. Beyaz şaraplar minerali daha çok gösterir. Şey boğulmamıştır kolay kolay. Makyajlanmamıştır. Mesela bir Türk alırım. Bir Yeni Zelanda alırım. Yeni Zelanda'ya güzel yapılıyor. Bir Kaliforniya alırım. İki tane Fransa'nın farklı yerinden alırım. O farkları anlamaya çalışırım ve aşağı yukarı aynı yıldan alırım. Yani yıllanmamış alırım hepsi ilk başta. Böylece bence ilk şey o teröre o farkları anlamaları insanların. Ondan sonra kendileri geliştireceklerdir. Ama ben beş tane marka versem, bir tane Latour alın, bir tane Lataş alın yani onun hiçbir faydası yok. Bence ilk bunu yine Burgonya çok meraklıysa bir Cote de bon alacak, bir per, bir şey alacak, i̇şte Cote de kot bir jevre şambertan alacak, bir müsini bölgesinde alacak, bir tane makondan alacak, kamin ile bon alacak falan değişik yerlerden onu görecek. Yani bu farkları gördükçe benzer üzümlerde yavaş yavaş kategoriler oturmaya başlar. Velhat Milo damak zevkinin sonuna geldik. Bugün şarap konuştuk. Belli ki bu programda daha çok şarap konuşacağız. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. <laughs>